Merhaba. Müşterilerimizin ev ve iş yerlerinde akvaryumlarını ziyaret ederek onlarla akvaryumlarla ilgili sohbet edeceğiz. İlk olarak Aytaç Bey'in evini ziyaret ettik. Aytaç hem müşterimiz hem de yakın arkadaşım. Merhaba Aytaç. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelirken de şöyle Tropikal firmasının yemlerinden getirelim, eli boş gelmeyelim dedik. Ne yaptığımız yemler. Aynen, probiyotik yem getirdik, granül yem getirdik, renk yemi ve spirulina getirdik. Şunları şöyle vereyim, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Evet, Aytaç, maşallah çok güzel akvaryumun var. Teşekkürler, sağ ol. Bunun hakkında sohbet edelim. Akvaryumumuzun ölçülerinden başlayalım. Öyle sıradan gidelim. Yani işte zaten içindeki akvaryum da dahil içindeki her şey senden zaten. Aynen, aynen. 1,5 metreydi değil mi bu? Evet. 150 santime. 1,5 metre, 150 santime, 47-57 gibi bir 47-57. Evet. Özel bir yapım bir akvaryum. Özel yaptırdık. Senin isteğinle ekstra clear cam kullanıp temperli ekstra clear cam kullandık. Evet. Gayet net, evet. Maşallah çok güzel bir akvaryum. Evet. Kumumuz ne? Lavkır kullanıyoruz. İşte bitkilerde en sağlam bitki kriptokoli ve anabiyaz. Onları tercih ediyorum. Çok güzel. Sadece mango köklerimiz var. İşte taşlarımız, mercan. Şurada şunlar Fiji mercanı. Aynen. Batoslar için saklama alanları var. Bu kabuk aynı zamanda batoz için saklama alanı oldu, değil mi? Evet. Doğurdu mu burada hiç vatozlar yumurta doğurdu, yaptı mı? Doğurdu. Doğurdu. Akvaryumu el sokmuyorum fazla, kurcalamıyorum. Melekler de avlamışlar. Evet. Yem oldu, canlı yem oldular. Aynen. Balık çeşitlerimiz neler var? Onları da sayalım. Balık çeşidimiz, meleklerimiz var. Şimdi biz buradayız diye herhalde arkaya kaçtı. Flash barklar. İstersen bir iki yem atayım, öne gelsinler. Birazdan atarız. Hı. Flash barklar var, gurani var, 4-5 tane kiraz tetra var, normal bilek tetra, tetra ve bileklerimiz var, vatozlarımız var. Vatoz, çöpçü, panda çöpçü. Filtremiz ne? Yani onlar da bahsedelim. 2 tane burada e-haymımız var. Evet, e-haymlarımız. Evet. 2215 ve 2217. Evet, harika. Ama şunu öneriyorum akvaryum yapacaklara. Yani ben zaten çeşitli farklı zamanlarda aldım. Yani mesela 2215 2 ayda temizlenme ihtiyacı hissediyor. Evet. 17 3 ayda. Aynen. Yani ikisini aynı anda söküp temizlemek daha iyi olur yani. Tek filtre tercih edenler de olabilir ama ben biraz titizim bu konuda. Çift filtre çalıştırıyorum akvaryumda. Ben de çift filtre çalıştırmaktan yanayım. Hatta birini mekanik, birini biyolojik kurmaktan taraftarım. Evet, içinin ama malzemeleri doğrultu. Aynen, aynen. Süprat, sütrat, seramik. Şeyi kaybetmemek açısından, bakteriyi kaybetmemek açısından ikisinin ayrı zamanlarda temizlenmesi bence daha iyi oluyor akvaryum için. Öyle mi? Yani bakteriyi kaybetmiyorsun. İkisini aynı anda temizleyince ben de bir kere de çıkmış olsun istiyorum. Yani öyle kolaylık oluyor ama dibinde bakteri bırakacağına birini icabında sıfırda temizleyebilirsin. Bir tane filtrenin bakterisi akvaryumun çökertmeden devam etmesini sağlar. Doğru, mantıklı. Evet. Su değişiminde ne yapıyorsun? Ne sıklığın var? Su değişikliğini haftada bir yapıyorum. Haftada bir. Evet, haftada bir. Biraz büyük bir kovam var. Yaklaşık... O da sanırım şurada. Evet, evet. O da burada. Şu kovayla. Evet. Yani buradan camdan boşaltıyorum. Çek vafle. Direkt dışarı. Evet, dışarı boşaltıyorum. Yaklaşık iki kova kadar boşaltıyorum. Artık göz kararı oldu. Şu seviyelere falan geliyor. Hı. Ondan sonra hiç dinlenmiş su falan koymuyorum. Çeşmeden. Biraz sadece biraz tadıyorum. Hani bu kloru şeyi var mı? Aşırı bir ilaç yolluyor var mı? Kimyasal var mı? Evet. Yoksa devam. Yok, devam ondan sonra. Çok iyi. Çok iyi. Hocam. Kışın tabii biraz kombiden ılıştırıyorsundur. Yani direkt soluğu açmıyorsundur. Yani bilmiyorum. Hiç öyle ılıştırmadım yani şimdiye kadar. Anladım. Ilıştırmakta fayda var ama çok soğukta ısı farklılıkları balığın beyaz renk falan olmasına sebep oluyor. Şey ya, evde kaloriferler de çok sıkı Sıcak yanıyor, evet, çalışıyor. Sıcak.
Hep 26 derecede tutuyorum. Yaz kış 26 derece. Benim akvaryumun derecesi. Isıdan da bahsetmişken köşede Eheim Jager'imiz var. Evet. Evet. Isıtıcı Jager. Orada bir derecemiz var. Onu sık sık kontrol ediyorum. LED ışıklarımız var. Evet, 3 tane LED ışık var. Biri gün ışığı. İşte bir kırmızı gecelerde karanlıkta onu açıyorum. Çok güzel gözüküyor. Loş. Sırf, evet. Öbürlerim çok öyle mesela. Gecenin hoş ya, gözüküyor. Şimdi gün, yani gece çok daha gecenin farklı gözüküyor. Gece farklı gözüküyor, aynen. Temizlik grubunda bir daha akvaryumda Nerite görüyorum. Nerite de var. Nerite salyangozlar var, evet. Aynen. Onlardan çok memnunum. Nerite salyangozlar. Vantuzlu çöpçü. Evet, vantuzlu çöpçü. Bir tane saya var. Ve dip çöpçüleri var. Evet, bir karış. Şey var. Vatos var 4-5 tane. Cüce vatos. Cüce. Yem ne yapıyorsun? Nasıl bir yemleme seçiyorsun? Yani genelde melekler için donmuş kan kurdu donmuş tercih ediyorum. Mesela 2-3 gün kan kurdu veriyorum. Sonra gene işte burada çok değişik yemlerim var. Yani bayağı çeşidim bol. Sarımsaklı yem var. Bitki yemi şey var, süpürüne var. Kaç öğün veriyorsun? 2 öğün. 2 öğün, sabah akşam. Evet, anladım. Işığımda yaklaşık her gün bir 7-8 saat yanıyor. Gecenin loş olarak yanıyor. Evet, evet yani saat... Yosunla problemin var mı? Yok, yosunla da bir problemim yok. Bir sıkıntım yok. Yani bilmiyorum, belki neritelerden, vatoslardan da çok ışığa da maruz değil, gün evet, ışığına da ışığı maruz akvaryum değil. Akvaryum. Evet. Evet. Aynı yani, zamanda şeyler, neriteler, vatozlar, onlar da çalışınca... Ya çok sıkıntı çekmiyorum yosun konusunda hakikaten. Yani temizlemiyorum desen yeri var yani. Bitkiler de sağlıklı olunca fosfatı filan çekiyor. O yüzden yosun kurcalamıyorum, hiç ellemiyorum. Ne bitkileri, ne yani başka dibi... Oğluna bıraktım. Aynen yani. Çok kurcalamıyorum, peki, çok vıdıvıdılamıyorum diye. Şöyle diyelim, merak edenler olur. Kuralı ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Hemen anlattım. Bunu kuralı 3 sene oldu da ben de Aksan'ın akvaryumu vardı. Yok yok, eskiyi seni tartışıyorum. Biliyorum. Eskide, bu akvaryum 3 sene falan oldu. Şimdi izleyenler akvaryumu beğenip de ya, acaba yeni mi kuruldu diyebilir. Bu akvaryum 3 yıldır kurulu. Evet. 3. yılı yaklaşık. Evet. Ve bu durumda. Aslında oturmuş akvaryumlarda fazla bir iş yükü de yok değil mi? Yani yok. Seni yoracak bir şey de yok. Yok. Ne, yani nedir haftada yaklaşık 2 kova su değiştirmek? Aynen. Yani biraz da uğraşacaksın nihayetinde. Bir hobi çünkü bu. Yani mühim olan ekolojik dengeyi kurmak. Kurduktan sonra akvaryum kendi kendini idame ettiriyor. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Bakın yani ne dedim? Çok uzun zamandır ilaç dahi kullanmıyorum. Yani. Tabii burada teknik malzemen de kuvvetli. Filtren sorun çıkarmıyor. Isıtıcım bir yanlış yapmıyor. Yani onlar yanlış yapsa zaten jet akvaryum çok yakın hemen oraya götürüyor. Evet. Sokopete'de. Evet, aynen. Peki senin akvaryumla tanışman hangi yıla dayanıyor? Kaç yıl önce? 97-98. 97-98. Evet, 98. O yani 25 yıldır. Bir akvaryist olduk az buçuk yani, az bir şey. Çeşitli ebatlarda, evet, akvaryumlarla, evet. Son 3 yıldırda. Daha önce cikfit akvaryumum vardı. Hı hı. Bayağı uzun bir zaman frontozalar, kalluslar falan besledim. Yunus cikfit falan. Sonra çok sırf taş ağırlıklı dekor olduğu için sonra dedim bir bitkiye geçelim. Bitkili bir akvaryuma. Evet. Evet, ondan sonra böyle tropikal akvaryum yaptık işte. Bitkili akvaryumu. Şurada bak başka şeyler var, kalemler var. Oo, kalemler çıktılar ortaya. Kalemler var. Kalem balıkları, evet, şey yapıyorlar şu an. Peki burada hiç yumurta döken oldu mu bu 3 yıl içerisinde? Ya melekler yapıyor. Bildiğim kadarıyla vatozlar da vatozlar yapıyor. Yani yavru bile alıyorum da yani bu bitki yoğunluğunda bu şeyde ayırmak mümkün olmuyor. Aynen.
yaklaşık işte 380-390 litre bir su var. Deniz Soneri'nin keyfi maşallah çok yerinde. Yerinde olması zaten bu renkleri vermez. Onları senden şöyle şöyleyken aldım biliyorsun. Serçe parmak kadardılar. Hatta istersen biraz şöyle yem atalım. Yem atayım. Atalım seyredelim. Şöyle gelsinler. Discus granula atayım. Çok seviyorlar. Evet, şu an ne verdik şimdi Discus bunlara? Discus granül verdim. Discus granül. Evet. Vakumiyenlerim çıktı. Meydana. Çok harikalar. Çok formdalar değil mi? Maşallah, çok iyiler. Herbatoslar da çıkmaya başladı meydana. 98'de başladım evet, dedin. Evet. İlk hangi balıkla başladın? 98'de tam 3 tane akvaryum vardı. 3 tane birden mi? Evet. Altıgen. Böyle yerde duruyordu. Evet. Kırmızı bir ışığı vardı onun. İçinde sadece papağancık kitler vardı kırmızı. Papağan. Evet. Sonra 1.25'lik bir akvaryumum vardı. Sonra 1.50'lik. 1.25'likte imparator ciklitler vardı. O zaman onlar modaydı. İmparator 2000'li yıllarda. Evet. Şey vardı. Söyle şunu. Tanganyika'nın gene o adı aklıma geldi. Kalbus vardı. Büyük balıklar vardı. Evet. Sonra 1,5 metrelik akvaryumda da frontoza, yunus ciklit, ahli. Genelde ilk başlayanlar büyük balıkla başlıyor değil mi? Evet. Genelde hep böyle görüyoruz. Büyük ya. Balıkla başlayıp ama sonra, yıllar sonra hobi oturduktan sonra trokele, küçük balıklara, bitkili akvaryumlara dönüyorlar. Hep onu görüyorum ben. Ya bu da çok enteresan böyle yani motorculuk gibi falan diyeyim. Yani böyle küçük bir akvaryumla başlarsın, onu mutlaka ileriki zamanlarda büyütürsün yani o akvaryumu. Evet. O aşk içindeyse devam eder. Ve ne kadar büyüttükçe de Emrah, yani akvaryumun işi de o kadar azalıyor. Evet, yeni başlayanlar tam tersini düşünüyor. Büyük akvaryum almayalım, işi çok olur. Küçük akvaryumu daha rahat ederiz, daha rahat temizleriz diye. Ama orada, yanlış o, bilgi. Orada tabii birazcık da tecrübelenecek yani. Evet. Yani o da mantıklı esasında. Yani küçük akvaryumda da başlamak mantıklı ama yani... rahat etmek için evet. Büyük. En görsel açıdan. Eninde sonunda evet yani görsel açıdan. Yani benim yerim imkanım olsa daha da büyüğünü de yaparım bu akvaryumun. Şu yani. Örneği veriyorum. Denizlerden örnek veriyorum. Büyük denizler geç ısınır, geç soğur mantığıyla büyük akvaryumlarda değişimler, kimyasal değişimler geç oluyor. Evet. Küçük akvaryumlarda çabuk olduğu için sana müdahale şansı tanımıyor. Evet. Balıklar çok çabuk etkileniyor. Evet, evet, büyük akvaryumlarda evet. Her şey yavaş yavaş ilerlediği için bir sıkıntı olduğunda müdahale edip balıklarını ve akvaryumunu kurtarabiliyorsun. Tabii düşünsene ya 3 yıldır hiç ellememişim mesela. Sadece işte su değişikliği yapıyorum. İşte 2,5-3 ayda bir motor temizlikleri yapıyorum. O da balıkların yani, yoğun olduğu için bu kadar sık temizliyorsun. Evet, evet, daha seyrek evet, olsa evet, 6 ay, 1 seneye kadar uzar evet, bu cihazlarda. Tabii canım, benim temizlemeye başladığımda nihayetinde şeyden su akımı oluyor yani. Sirkülasyon oluyor ama senin titizliğinden doğru. Evet, benim titizliğimden zaten yani, 2 tane motor, 1,5 metrelik akvaryumda. Ben şey yapıyorum, temizliyorum. Herhalde bunlar da alıştılar artık benim huyuma yani. Alıştılar, evet, alıştılar. Onların da hoşuna gidiyor. Programa uyuyorlar. İşte o şeylerden sonra, o çikitlerden sonra böyle hani daha dedim yaşasın akvaryum içi. Bitkiler. Bir hayat olsun. Kökleri. Evet şey. Yani o ya işte ne bileyim nerite. Çünkü onlar çikitlerde yaşamlar biliyorsun. Yani sonra buna karar verdim işte. Sen de gördüm, beğendim, aldım. Aşağı yukarı 3 senedir de. Bunu aslında biz yağmur akvaryumdan kendimize özel yaptırdık. MDF mobilya, ceviz renginde, önü temperli, ekstra clear. Kendimiz için yaptırmıştık. Aytaç'ın çok hoşuna gitti, onu kırmadım. Çünkü o inanıyorum benden daha iyi bakar diye ki kesinlikle öyle yapmış, bizden çok daha iyi bakmış.
onun evine geldi. Bu anebiyası senden aldığımda şöyle şu kadar bir şey. Ufacıktı değil mi? Yani düşün 3 yılda ne oldu? Hiç onu bile ellemedim. İçinde ağaç oldu. Evet, ağaç oldu içinde. Dışarı çıkmak üzere neredeyse. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladın. Biz teşekkür ederiz. Akvaryumun vesile olduğunuz akvaryumu tanıtmakta güzel oldu. Çünkü her gelen misafirim çok beğeniyor. Değil mi? Evet, şey yapıyor. Bundan derim sonra artık YouTube'dan Zet Akvaryum'a girdim. Orada ünlü oldum. Aynen, aynen. Evet, Aytaç Bey'in akvaryumunu inceledik. Sonunda güzel bir sohbet yaptık. Siz de akvaryumunuzun tanıtımını yapmak isterseniz, akvaryum hakkında sohbet etmek isterseniz, ev ya da iş yerlerinizi ziyaret edip sizinle de böyle bir sohbet yapabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.